Bu uğurlu sapınımı gördünüz mü? Banyoda. Ya kızım zaten 2 saatliğine gidip geleceksin. Yatağa kalmıyorsun. Olsun, ellerimi yıkayacağım ya. Ya Bambi de benim gibi olursa? Ne olmuş sana? Ben Pınar teyzeliğe gittiğimde çok mutlu olmuştum. Ama çok mutlu olunca üzgün gibi oldum. Çünkü aklıma annem geldi. Onun aklına gelmez. Bambi annesini babasını hatırlamıyor çünkü. Hatırlamıyor mu? Neden? Onlar öldüklerinde çok mu küçükmüş? Sus! Neyse ne, sana ne? Bir daha Bambi'nin annesi babasıyla ilgili hiçbir şey söyleme, duydun mu? Tamam. Sakın. Geldiler, geldiler. Hazır mısın peki Bambi? Hazırım, hem de aşırı çok hazırım. Hadi. Çocuklar gelir şimdi, heyecanlılardır muhtemelen. Günaydın. Günaydın Bambi. Günaydın. Çantanı ben alırım, sen hiç yorulma. Saat 5'te bekliyoruz sizi. Bambiciğim, herhangi bir sebepten daha erken dönmek istersen Şermin Hanımlara söyle, onlar bizi arayacaklar, tamam mı? Tamam. Tamam, görüşürüz. Hadi gel, görüşmek üzere. Bence çok mutlu olacaklar. Senin sayende. Yaptığın çok büyük bir fedakarlıktı. Teşekkür ederim. O kadar da değil. Her ne kadar yönteminizi onaylamasam da senin de arkadaşın için çabalaman çok büyük bir şeydi Mavi. Siz çok iyi çocuklarsınız. Hadi ekmek alınacak, hadi. Hayalet'in işi var. Gidin ekmek alın. Bir işe yarayın. Hadi. Bu yuva benim Pollyanna. Bu yuvanın müdürü de benim. Olabilir. Ben de onların memurlarıyım. Birazcık övmeye hakkım yok mu yani? Yok. Onları yönetmek benim işim. Ben böyle yüz versem başıma neler gelecek, haberin var mı senin? İnsanı madara eder be bunlar. Doğru. İyi ki yüz vermiyorsunuz da sizi parmaklarında oynatamıyorlar Mahir Bey. Kafalarına göre ailenin karşısında çıkıp sizi madara etmiyorlar yani. Haklısınız. Bakın. Onlara bağırıp çağırıp onları korkutabilirsiniz ama sevgi ve güvenlerini kazanamazsınız. Çok biliyorsun sen. Çok biliyorum. Sen ne bakıyorsun? Hadi yürü, gidiyoruz. Hadi sen de, sen de küçük adam. Hadi düş önüme, hadi. Nereye? Sana hesap vereceğim ben. Hadi bakalım.